Merhaba, ben Mesut Çevik. Tobar.com olarak Teknosa'nın katkılarıyla Mobil Dünya Kongresi'ndeyiz ve bu videoda sizler için Huawei'in katlanabilir telefonunu görüntüleyeceğim. Huawei Mate X'ten bahsediyoruz. Huawei Mate X katlanabilir telefon arenasına yeni bir soluk getirdi. Neden? İlk olarak Samsung'unkini görmüştük ama Samsung'unki tam olarak biz o Samsung Fold'da aradığımız teknolojiyi göstermedi. Yani katladığımızda çirkin bir cihaz vardı. Açtığımızda çentikli bir makine vardı ama burada oldukça ince yapısında 4500 mAh pil taşıyan, çentik falan bulunmayan, kapattığınızda çift tarafında devasa ekranları gördüğümüz, açtığımızda 8 inçlik bir ekranla karşılaştığımız inanılmaz güzel bir alet duruyor. Çok fazla söyleyecek şey yok. Neden derseniz eğer sunumda söylenenler ve buradaki cam ekranın arkasında gördüklerimiz dışında bir şeye erişemiyorsunuz. Telefon sınırlı sayıda olduğu için ne yazık ki test ürünleri ortada yoklar ve bizler de cam ekranın arkasında cihazı görüntüleyebiliyoruz ancak. Ama şunu söyleyebilirim, katlanabilir telefon dendiğinde aradığımız şey bu. Neden bu? Şimdi insanlar ne istiyorlar? Tek elde de tuttuklarında güzel bir cihazları olsun. Güzel bir cihaz olsun çünkü tek elde kullanacağız çoğu zaman. Ama oturduğumuz bir yerde büyük ekrana ihtiyacımız olduğunda açtığımızda daha da güzel bir cihazımız olsun. İşte Huawei Mate X bize bunu veriyor. 4500 mAh batarya belki size düşük gelmiş olabilir ama burada çok enteresan bir şey gösterdiler. Yeni bir şarj etme teknolojileri var. 55 wattlık bir adaptörle geliyor bu cihaz ve 55 wattlık adaptörüyle yarım saatte %85 şarj oranına ulaşabiliyor. %85 şarj yarım saat inanılmaz bir süre ve 55 wattlık bir adaptör olduğu için bu adaptörü dilerseniz ultrabooklarınızı şarj etmek için de Type-C porttan kullanabiliyorsunuz. Muazzam olmuş. Yanınızda tek bir adaptör taşıyorsunuz. Hem Mate X'inizi, katlanabilir cihazınızı şarj ediyorsunuz. Hem de aynı zamanda ne yapıyorsunuz? Bununla dizüstü ultrabook'unuzla şarj ederek gün boyu aktif ve bağlanabilir kalıyorsunuz. Bu telefon 5G. 5G bağlantı altyapısını destekliyor. Dünyanın ilk 5G katlanabilir cihazı olarak söyledi Huawei. Ama bana sorarsanız gerçek katlanabilir, ilk gerçek katlanabilir telefon olarak da bunu isimlendirebilirdi. Samsung'la, Apple'la ekran mukayeseleri yaptılar. Ekran boyutu karşılaştırma yaptılar ve bence haklılardı bu sunumda bu ekran karşılaştırmalarını yapmakta. Yine kendi işlemcilerini kullanıyorlar. Kirin bir işlemci görüyoruz içerisinde. Ama beni benden alan kısım kamera, fotoğraf çekim kısmı oldu. Neden diyeceksiniz? Bu telefonda bir ön kameraya ihtiyaç yok. İki tarafında da ekran olduğu için arka kamerayı kullanarak selfie, öz çekim fotoğraflar gerçekleştirebiliyorsunuz, çekimler yapabiliyorsunuz. Herhalde dünyanın en iyi öz çekim yapabilen telefonu da yine Mate X oldu böylece. Telefonu elim alamadığım için işte katlandığında nasıl bir hissiyat var, açmak kapatmak kolay mı, yazılımsal olarak hızlı çalışıyor mu, multitasking iyi mi kötü mü hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama arkadaşlar umarız hızlı bir şekilde piyasaya çıkar ve bizler de deneyimleme fırsatı buluruz. Bizler deneyimleyeceğiz, sizlere göstereceğiz. Parası olan alacak ama telefonun 2000 euronun üstünde bir satış fiyatı var. Doğal olarak yenilikçi bir teknoloji, 5G bir cihaz, işte ne diyoruz, yarım saatte %85 pil doluluk oranı diyoruz. Bütün yenilikçi şeyleri kendi üstünde taşıyor. Fiyatı da biraz tuzlu oluyor ilk teknoloji ürünlerin. El avuca sığar hale geldiğinde, herkes ulaşabilir haline geldiğinde bu teknolojiler daha da keyifli olacak anlatması diye düşünüyorum. Donanım Haber'in Mobil Dünya Kongresi videolarını, anlatımlarını Teknosa'nın Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.